Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz günlerde COVID-19 sebebiyle rahatsızlanan ve yeniden aramıza dönen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle COVID-19 vesilesiyle sebebiyle vefat eden bütün vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyor. Şu anda bu hastalık sebebiyle hastanelerde yatan ya da evinde bu hastalık sebebiyle hastalanmış bütün kardeşlerimize de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Diğer taraftan Kasım ayı içerisinde, aslında Kasım ayı dediğimizde hepimizin zihninde çok önemli bir yeri olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yıl vefatı devriyesinde kendisini rahmet ve minnetle anıyorum. Diğeri ise önümüzde 24 Kasım var. Bu 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bu toplumun yeniden inşasında, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında en büyük fedakarlığı ve en büyük gayreti gösteren öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii unutmayacağımız bir acıyı yaşadık. İzmir'de bir deprem yaşadık. Bu deprem belki sadece İzmir'de ve çevresinde hissedildi. Aslında bu deprem hepimizin yüreğinde hissedilen ve hepimizi buruk bir güne sevk eden önemli bir acı oldu. Deprem anından itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla, yerel yönetimlerimiz bütün imkanlarıyla, herkes bütün gayretiyle beraber İzmir'de var oldu ve İzmir'deki her bir kardeşimin derdine çare olmak, o enkazın içerisinde var olanları bir an önce enkazdan kurtarmak ya da yaralanmışlara bir an önce hastaneye ulaştırmak için herkes büyük bir emek ve gayret ortaya koydular. Diğer taraftan millet olarak hepimiz duaya durduk. Ne millet oldu? Olarak pardon anlamadım beyefendinin dediğini. Sayın Başkanım, şöyle, hani dediniz ya, çok adil bir yönetim sergiliyorsunuz. Ben çıktığımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi televizyonu canlı yayınlarının ya sesini kısıyor ya da görüntüyü farklı yerlere sevk ediyor. Ama nasıl farklı yerlere derken? Evet. Mesela ben fotoblok gösteriyorsam o fotoblokları yayına almıyor, burayı gösteriyor. Evet. O arkadaşlara tavsiyem şudur. Devran her an değişebilir. Devrana göre hareket etmeyin. Ben buradan takip ediyorum. Olduğu an hesabını soracağım. Şimdi evet. Bakıyorum. Bakayım iddianız doğru mu? Ve milletçe İzmir için hep beraber duaya durduk. Cenab-ı Hak İzmir'de vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza Cenab-ı Hak acil şifa nasip eylesin. Ve İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın ortasında, hatta Batı dediğinizde ve Batı medeniyeti dediğinizde kendisini önemli bir merkez olarak gören Fransa'da barış dini İslam'ın peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili bir çirkin bir karikatür yayınlandı. Bu yayından dolayı İstanbul'un ve İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden olan
İstanbul'un meclisinde barış dini İslam'a ve rahmet peygamberi Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bu çirkin saldırıyı bu meclisten bütün meclis üyesi arkadaşlarım adına şiddetle kınıyorum. Ve şunu özellikle ifade ediyorum ki bütün insanlık er veya geç mutlaka İslam'ın bir barış dini olduğunu, Hazreti Peygamber'in de bir rahmet peygamber olduğunu er veya geç anlayacak. Bu vesileyle bu kürsüden sevgililer sevgilisi alemlere rahmet olarak gelen Hazreti Peygamber'e selatu selam olsun diyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım ve aziz İstanbullular. Bugün bu mecliste bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı performans programı, 2021 yılı yatırım programı ve 2021 yılı mali bütçesini görüşeceğiz. Tabii ben Sayın Başkan'ı dinlerken özellikle dikkatle dinlemeye gayret ettim. İstanbul'a gelecek mi diye Sayın Başkan'ı dinlerken Sayın Başkan kendisini Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına zannetti. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına zannedip merkezi hükümet ve merkezi hükümet bütçesi ile ilgili analizlerde bulundu. Sonra Sayın Başkan galiba şöyle bir şey hissetti. Seçim var galiba, seçim vaatlerinde bulundu. Yani burada konuşan Sayın Başkan yaklaşık 2 ile yaklaşan bir belediye başkanı olarak değil, sanki seçime girecek bir belediye başkanı adayı ya da başka bir aday gibi konuşmaya çalıştı. Ve ben burada bütün konuşma süresi içerisinde özellikle iktidar bloğu konuşmacılarının bir türlü İstanbul'a gelmemelerini çok iyi anlıyorum. Nedense hep kendilerini başka yerlerde görüyorlar. Önlerine bakmak yerine hep karşıya bakıyorlar. Arkadaşlar, hayatta bir hakikat vardır. Önünüze bakmazsanız, hep karşıya bakarsanız ayağınız bir taşa takılır ve düşersiniz. Değil mi? Hakikat budur. Bunun için ben İstanbul'u konuşacağım. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve ben İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde neler olup bittiğini Şu kitaplarda ne yazdığını size söyleyeceğim. Sayın Başkan prompterdan okuduğu konuşmasını keşke prompterdan okurken, o konuşmayı okurken bir de bu kitapların içine baksaydı. Bu kitapların bütün ayrıntılarıyla satır satır her tarafını okudum. Satır satır bütün değerlendirmesini yapacağım. Ancak bu konuya girmeden önce konuşmamı şu 500 gün İstanbul'da nasıl geçti çok kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu İstanbul'da nasıl geçtiğini, daha doğru İstanbul'un nasıl yönetildiğini bu 500 günde ya da bu 500 günde İstanbul'un nasıl yönetilmediğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Geriye dönüp şöyle bir baktığınızda bu 500 günde İstanbul'da öncelikli olarak ne yapıldı diye sorarsanız vereceğim tek bir cevap var. Bu 500 günde İstanbul'da yapılan işin tek bir adı var: iletişim illüzyonu. 500 gün İletişim illüzyonu ile geçti. Kalıcı bir eser bırakmak, kalıcı bir iş yapmak yerine
mış gibi yapıldı. Nasıl olduğunu anlatacağım, merak etmeyin. Ve öyle bir şey ki, öyle bir şey ki artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumları ile beraber iletişim illüzyonunu o kadar alıştı ki bunu kurumsallaştırmaya başladı. Bakın örnekleriyle anlatayım size. Bütün köprü üstlerinde şu ilanı görüyorsunuz. İlanda ne diyor? İstanbul'da 7500 noktada ücretsiz internet veriyoruz diyor. 7500 noktada. Bütün İstanbul'un her tarafında bu asılı. 7500 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyoruz diyor. Kim diyor? Büyükşehir Belediyesi. Nerede diyor? Köprü üstlerinde. Peki bu kitapta ne diyor? Bu kitapta ne diyor? Efendim diyor, bizim İstanbul'daki hedefimiz 2020 yılında 3800, 2021'de de bunu 3900'e çıkaracağız diyor. Bu köprü üstlerindeki ilan, bu da resmi belge. Bunu ben yazmadım vallahi. Büyükşehir yazdı. Bu reklamı da Büyükşehir yaptı. Çünkü bunlarda şöyle bir anlayış var. Biz yazalım, nasıl olsa kandırırız. İletişimle bu işi götürürüz. Bakın, her şey burada ortada. Bütün İstanbul'un köprü üstlerine 7500 noktada ücretsiz internet yazacaksınız. Sizin resmi belgenizde hedefi 3900 göstereceksiniz. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin bu 500 günü tamamıyla iletişim illüzyonlarıyla geçti. Bu bir. Şimdi az önce gösterdiğim şu tabloda ve o performans kitabındaki tabloya baktığımda buna şöyle bir isim koyabilirim dedim. Galiba buna yalanda doz aşımı denir. Ya da aşırı dozda yalan diye tarif edebiliriz. Merak etme, cevaplandıracağım. Sen merak etme. Diğer taraftan çok rahatsız oluyorsunuz, biliyorum ben. İstanbul'a geldiğimde acıyor, acıyor. Siz rahatsız oluyorsunuz. Şimdi saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Burası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi. Biz de belediye meclis üyesiyiz. Evet, İstanbul'da bir yönetim değişti. Aziz milletimiz, mecliste büyük bir gücü Cumhur İttifakı'na, diğer bir bölümü Millet İttifakı'na verdi. Belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Az önce Büyükçekmece Belediye Başkanı burada konuşurken, ben nezaketin bozulmaması için bir şey söylemedim. Her söylediği cümleye çok anlamlı itirazlarım vardı. Ama bir belediye başkanı abimize, abimiz diyorum çünkü bizden büyük, çok söyleyeceğim sözler vardı ama nezaketi bozmamak için grup sözcümüz gerekli cevapları verdi. Şimdi arkadaşlar, aslında bu iletişim illüzyonu var ya, iletişim illüzyonu, bu hikaye nerede başladı biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bu hikaye Sayın Başkan'ın başkanlık makamı mutfağına girdiğinde musakkayla antrikot senaryosu yazıldığında başladı. Sayın Başkan başkanlık makamı mutfağına girdiğinde kameraların önünde bir soru sordu. Dedi ki siz ne yiyorsunuz? Efendim size antikot hazırlıyoruz. Personel ne yiyor? Musakka. Olmaz dedi.
Ben de musakka yiyeceğim dedi. Çünkü senaryo öyle yazılmıştı. Senaryo öyle yazılmıştı. Ve Sayın Başkan israfı sonlandıracağım diyerek bir kampanya yaptı. Sonra kameralar geçti, arka bölüme geçildiğinde sadece içki şişesi açmak için buşon parası olarak İstanbullunun cebinden paralar ödendi. O da yetmedi. O da yetmedi. Sadece bir kişinin maliyeti olarak 6.395 liralık yemekler yendi. Hani israfı önleyecektiniz? Bırakın onu, bırakın onu. O musakka ve antrikot senaryosu böyle devam etti. Ama bütün mesele nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Niyet, niyet. Niyet meselesi çok önemli. Peki başka? Yeni Kapı'da büyük bir şova hazırlandılar. Dediler ki şu kadar makama, şu kadar araç. Bunu Yeni Kapı'da sergileyeceğiz. Evet. Neyi sergileyeceklerdi? Makam aracı ve şu kadar araç. Bulamadılar. Sonra hizmet araçlarını, kamyonları, minibüsleri getirdiler. Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Başka? Fazilet durağında İstanbullulara iftira attılar. Fazilet durağında İstanbullulara iftira attılar. Ve fazilet kelimesinin sadece bir duraktan ibaret olduğunu sanıp önünden bile geçmediler. Oysa fazilet başka bir yerdendi. Başka temel atmamak gibi büyük bir aziyeti yaşadılar ve temel atmamak törenleriyle beraber kendilerini alkışlayacak birkaç yandaş, bir de kendilerini alkışlayacak birkaç yaprak bulabildiler. 500 gün böyle geçti. Başka? Bu yetişim illüzyonu Büyükşehir Belediye Yönetimi'ni öyle kuşattı ki bu beceriksizliğe de dönüştü. Ve bu beceriksizlik vermiş oldukları sözleri bir anda unutturdu. Baktılar ki iletişim illüzyonuyla bayağı mesafe alınıyor. Sayın Genel Başkanı ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimden önce her gittiği platformda ne dedi? Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız dedi. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Siz de duydunuz. Gelir gelmez on binlerce insanı kapı dışarı ettiler. On binlerce insanı kapı dışarı ettiler. Ben şimdi bunun yorumunu, kapı dışarı ettiğiniz o insanların ailelerine ve İstanbullulara bırakıyorum. Şimdi bu iletişim illüzyonu içerisinde seçim kampanyalarını israf üzerine kuranlar gelir gelmez ilk iş aslında zihinlerindeki israf senaryosunu hayata geçirdiler. İsraf senaryosunu hayata geçirdiler. İsraf senaryosunu hayata geçirdiler. Ne yaptılar? Ne yaptılar biliyor musunuz? İnsanların o pandemi döneminde herkesin kendisine bir soru sorduğu ve ne olacak diye baktığı dönemde 1 liralık yaklaşık maskeyi kaç lira aldılar Yavuz Selim? 3 liraya aldılar. 1 liralık maskeyi 3 liraya aldılar. Aslında bu maskenin kimden alındığını da bir gün açıklarız. Başka bu pandemi döneminde fakir fukaraya yardım edeceğiz. Koli dağıtacağız dediler. Herhangi bir markete gidip sorduğunuzda bu kolinin fiyatı nedir diye sorduğunuzda Kadem Bey ne dediler? 75 lira dediler.
Büyükşehir'le dedi 150 lira. Sonra kamuoyundan tepki gelince ya biz kim prototipti dediler. Sonra az önce Yavuz Selim kardeşim gösterdi. Tabii bu sürede dezenfekteye ihtiyaç vardı. Çok sayıda kullanılması gereken dezenfekte vardı. Litresi 15 lira olan dezenfektasyonu litresini 75 liraya aldılar. 75 liraya aldılar değil mi? 75 liraya aldılar değil mi? Başka? Şimdi şunları sormak isterim. Her şeyi normal fiyatına almak varken bu uçuk fiyatları almanın anlamı nedir arkadaşlar? Bir başka şey ise biraz sonra susacaksın merak etme. Bir taraftan iletişim illüzyonu devam ederken zaman zaman iletişim illüzyonunda sapman olur diyerek başka bir yalan sistemini devreye soktular. Ne dediler? Engelleniyoruz. Engelleniyoruz. Ben de bu kürsüden hep şu soruyu sordum. Hangi projeyi getirdiniz de hayır dedik? Allah'tan korkun. Daha bugün İETT'nin otobüs alımını getirdiniz, evet dedik. Bunlar aslında ki zihinlerindeki kendileri tarif ediyorlar. 25 yıl bu mecliste İstanbul halkının menfaatini olacak hiçbir şeye evet demeyen CHP bizi de öyle zannediyor. Oysa biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görürüz. Ben bu soruyu tekrar soruyorum. Allah aşkına bugüne kadar bu Büyükşehir Belediye Meclisi'ne neyi getirdiğinizi engelledik? Efendim borçlanmada kısıyorsunuz. Ya niye kısmayalım? Baksana 1 liralık maskeyi 3 liraya alıyorsun. 75 liralık koruyu 150 liraya alıyorsun. 15 liralık dezenfekteyi 75 liraya alıyorsun. Tabii ki denetleyeceğiz. Ama hiçbir projenizi geri bırakmadık. Ha. Peki biz meclisi engellemedik. Kim engelledi sizi? Merkez hükümet mi? Evet. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki arkadaşlar şimdi şok olacaklar. Şu Büyükşehir Belediyesi'nin şu bütçe kitabındaki ifadeler. Şu Büyükşehir Encümen'de sürdükleri ifadeler. Şimdi iyi dinleyin. 2020 yılı bütçe gerçekleştirme olanlarını söylüyorum. 2020 yılı bütçe gerçekleşme oranlarını söylüyorum. İki tane temel kaynak var. O yalandı, iki saat önce baktığın. İki tane temel kaynak var. Bir tanesi merkezi bütçeden gelen para, bir tanesi de kendi ürettikleri kaynak. Bakın arkadaşlar, şu ana kadar 30.09.2020 tarihi itibariyle 2020 yılı bütçe gerçekleşme oranları. Büyükşehir'in kendi ürettiği kaynaklarda gerçekleşme oranı kaç biliyor musunuz? %18. Merkezi hükümetten gelen oran %67. %67. Yıl sonu itibariyle merkezi hükümetten gelen gerçekleşme oranı %100'ün üstüne çıkacak. Kendi ürettikleri kaynak 50'yi dahi bulmayacak. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Sizin resmi belgeleriniz söylüyor. Hani hükümet sizi engelliyorsa?
Hani 2020'den bahsediyorum zaten. Hani hükümet sizi engelliyorsa bu kaynak niye? Bir kuruşunuz batan ekonomi olsa bu size gelmezdi. Batan sizin zihniyetiniz. Batan sizin zihniyetiniz. Efendim pandemi varmış. Elbette pandemi var. Elbette kamu kurumlarının zorlukları var. Ama iş yapmayı bilirsen, bak merkez hükümet bir kuruş kesmemiş, sana fazlasıyla para göndermiş. Pandemi orada da vardı. Yeter ki sen iş yapmayı bil. İş yapanın, kılıç kuşananın diye boşuna söylememişler. Engelleniyoruz diye bir yalan ortaya attılar, bir bahane ürettiler. Baktılar ki bu bahane sürdürülebilir değil. Dediler ki o zaman biz biraz çalışıyoruz, biraz iş yapıyoruz diye bir hikaye yazalım dediler. Biraz çalışıyoruz falan diye bir hikaye yazalım dediler. Tam hikaye yazmak istiyorlar ama hikaye yazmak için iş yapmanız gerekir. Yazacak hikaye yoktu. Ne yaptılar? Siyasi intihacilik yaptılar. Siyasi intihacılığa başladılar. Geçen hafta işte dünyası bu kadar. Ben milyonlardan, projeden bahsediyorum, o banktan bahsediyor. Hayatı bu kadar işte. Dünyası bu kadar. Siyasi intihacılığa başladılar. Geçen hafta burada bütün ayrıntısıyla anlattım değil mi? Kurbanidere, Üsküdar, kent ormanları, efendim Mahmut Bey, Mecidiyeköy metrosu. Ya bir de bir baktım ki dün gece Sayın Başkan bir tweet atmış. Ne diyor biliyor musun? Söz verdik, yaptık. Ne yapmış? Tuzla'da Hacet Deresi'nde yaşam vadisi yapmış. Sonra Tuzla Belediye Başkanımızı aradım. Dedim ki ya bu ne zaman yapıldı? İskender, sen Tuzla Belediye Meclisi'sin değil mi abi? Ne zaman başladı? 2017. 2017 yılında kamulaştırmaları kim yaptı? İlçe Belediyesi. 2017 yılında başlamış ve bitme noktasına gelmiş bir proje. Ha, tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı kurdele asmak için oraya gidecek. Buna hiçbir itirazım yok. Ama kalkıp da söz verdik, yaptık. Ne? Yaşam vadisi söz verdik, yaptık. Yapmayın. Aynı şeyi kent ormanında, aynı şeyi Hacı Osman'da yaptınız. Aynı şeyleri burada yaptınız. Sadece kurdele astıklarınızı yaptık diye sunmayın. Bunlar işte tam da siyasal intihalciliğin sonuçlarıdır. Şimdi burada özellikle bir şey daha söylemek istiyorum. Güngören Belediye Başkanımız buradan bilmiyorum. Merter'deki kardeşlerimize selam götür. Söz verdik, yaptık. Merter'de otopark açtık. Yahu o açtığın otopark ta 1994'te Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken yapılmış bir bina. ...2018 yılında... ...Merter iş adamları... Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor, diyor ki bu otoparkı açtığınız size teşekkür ederim diyor. Yapmayın. İletişim illüzyonlarıyla bir yere kadar gidebilirsiniz. Siyasi intihalcılıkla bir yere gidebilirsiniz. Ama az sonra bütçede anlatacağım. Gittiğiniz yer aşağı doğru. Peki başka neyle geçti? Arkadaşlar bu muhteşem bir eser. Geçmiş dönemde gerçekten kültür ve sanat anlamında yerel yönetimlerde çok önemli bir vizyon ortaya kondu.
Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te belediye başkanı olmasıyla beraber belediye makamı bir reel politik olarak bütün toplumsal katmanlara katkı sunan, bütün toplumsal değerleri üreten ve kültüre ve sanata çok anlamlı yatırımlar yapan bir noktaya geldi. Şimdi şu kitap. Sayın Başkan bu kitapları bakmış ki işe yarar. Demiş ki ben bunları evlere göndereyim. Ama bunun üzerinde bir iletişim oyunu yapmam lazım. Demişler ki atsınlar kitap kapağını açtıklarında şunu görsünler. Kitap ayıracı. Kitabın ana jeneriği yok. Yırtılmış. Bu kitap ne zaman basılmış, nerede basılmış, kim basmış, nasıl yapmış yok. Bakın arkadaşlar. Böyle bir kitabı jeneriğini ortadan kaldırıp göndermek, hani geçtiğimiz günlerde bu kürsüden bir şey ifade etmiştim. Hazreti Ali Kerremallahu Veşe'nin çok veciz bir sözü vardır. Der ki Hazreti Ali Kerremallahu Veşe, her kente gönderdiği valiye ilk söylediği cümle şudur. Ey vali, gittiğin kentte şunu unutma. Orada senden önce bir vali vardı, senden sonra da orada bir vali olacak. Sen senden önceki vali için ne yaparsan, senden sonraki de sana onu yapacak. Şimdi Allah aşkına, şu kitabın jenerik sayfasını yırtarak halka ulaştırmak hangi psikolojik yaşamın bir adıdır ya? Şöyle bir kitabın jenerini yırtarak halka göndermek bir defa bu şehrin hafızasına saygısızlıktır. Bu şehrin hafızasını yok etmektir. Ne kadar hırsınız var? Ne kadar eskiyi silmek gibi bir gayretiniz var? Kitapta ismi sil, park oldu mu git aç. Kitapta ismi sil, metro oldu mu git aç. Bu nasıl bir anlayış ya? Bu nasıl bir anlayış? Bu CHP anlayış. Bu CHP anlayış da böyle. Bir başka şey ise bu dönemde başka bir örneklik daha yaşıyoruz. Bu meclis İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en üst karar organıdır. Bu mecliste alınan kararların uygulanmadığını, bu mecliste alınan kararların sümen altı edilmek için özel gayretler gösterildiğini görüyoruz. Şimdi tabii Sayın Başkan çok boyutlu bir koalisyonun sonucu olarak burada olduğu için her koalisyon parçasına bir şey sunması gerekir. Beyoğlu, bu mecliste Beyoğlu Belediye'mize bir yer tahsis edildi. Adı Semt Konağı. İçinde fakir fukaraya hizmet götürülen, efendim sağlık ocağı olan bir mekan. Mecliste karar verildi. Meclisin kararına rağmen Sayın Başkan orayı ne yapıyormuş biliyor musunuz? Halk evi olarak açacakmış. Halk evi. Çünkü muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki solcu kanat bize bir şey yapmadın diyor. Bir halk evi açayım diyor başkan. Ama o meclis kararını uygulamak zorundasın Sayın Başkan. Eğer bu meclisin başkanı sizseniz, bu meclisin başkanı sizseniz, bu meclisin kararını uygulayacaksınız. Ve netice itibariyle iletişim illüzyonu ve beceriksizlik ve müsriflikle geçen bu 500 gün içerisinde şunu çok rahat söyleyebiliriz ki bu 500 günde gördüğümüz manzara şu. Bu İBB yönetimi maalesef problem körlüğüyle karşı karşıya. İstanbul'u yönetim kuraklığıyla tanıştırdı. Zannediyor ki iletişim illüzyonuyla, algıyla işleri yönetebilirim.
Bundan vazgeçin. Peki, bu 500 günü kısaca söyledim. Gelelim bütçeye. Gelelim performansa. Gelelim yatırımlara. Bütçeler bir kurumun en somut ölçülebilir politika belgeleridir. Bütçeler, performans, yatırım programları bir kurumun ölçülebilir en somut politika belgeleridir. Bu bütçe programlarında vizyon, beceri ve farkındalıklar ortaya çıkar. Ben de bu açıdan şu görmüş olduğunuz üç çalışmayı üç başlık altında analiz edeceğim. Bir, farkındalık ve gerçeklik. İki, vizyon ve perspektif. Üç, beceri ve performans. Bu üç başlık altında bu temel bütçenin bütün kalemlerini sizlere analiz edeceğim. Az önce dinledikleriniz, onlar renkli tablolardı. Ama asıl kitapta ne yazıyor? Ben size bunları anlatacağım. Şimdi bu çerçevede analiz edersek, önce farkındalık ve gerçeklik anlamında bu bütçe kitaplarında ne var? Bunları araştıracağım. Burada da şu dört tane temel soruyu soracağım. Şu gördüğünüz kitaba bu dört tane temel soruyu soracağım. Bir, bu kitapta İstanbul'un en önemli meselesi olan depremle ilgili ne var? Bunu soracağım. İki, bu kitapta İstanbul'un yine öncelikli meselelerinden olan ulaşım ve raylı sistemle ilgili ne var? Bu soruyu soracağım. Üç, İstanbul halkı açısından çok önemli olan otopark meselesiyle ilgili ne var? Onu soracağım. Dört, sosyal yardımlarla ilgili ne var? Bu kitaba bunları soracağım. Bunların cevabını bu kitaptan size okuyacağım. Başka? Bütçe. O sana anlattı, bana değil. Sen anlayamamışsın diye sana anlattı. İkincisi, vizyon ve perspektif açısından yine bu üç kitaba şu soruları soracağım. Bu bütçede, bu performans programında biliyorsunuz İstanbul küresel bir kent. İstanbul'a, bu bütçede İstanbul'un küresel vizyonuna uygun hangi yatırım var? Bunu soracağım. Bu bütçede İstanbul'un ulusal vizyonuna uygun Türkiye'de farkındalık yaratacak hangi proje var? Bunu soracağım. Üçüncüsü, evet, bu bütçede 21. yüzyılın dilini yansıtacak inovasyonla ilgili ne var? Bunu soracağım, bunun cevabını arayacağım. Dördüncüsü ise, insanımızın hayatına dokunup insanımıza gelecek tahayyülü ve gelecek heyecanı verecek bu bütçede ne var? Bunu soracağım. Bunların cevabını arayacağım. Evet, üçüncüsü ise beceri ve performans. Az önce Sayın Başkan dinlerken, Sayın Başkan'ın hiç suçu yok. Mazerete sığınmış, merkezi hükümet dolar yükselmiş, bilmem ekonomi ne olmuş, İstanbul'a yok, oraya gelmiş. Şimdi onun için hani geçmiş insanlarımızın çok güzel bir sözü var. Ne derler? Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Şimdi beceri ve performansta da şu üç tane soruyu soracağım. Bir, İstanbul için üretilmiş yeni bir kaynak var mı? İki, bütçe verimliliği sağlanmış mı? Üç, hangi hizmet çeşitliliği var? Bu üç temel başlık altında farklı sorularla bu bütçeden cevaplarını arayacağım. Çünkü bu sizin vizyon belgeniz. Bu sizin, evet, bu sizin vizyon belgeniz. Bu sizin politik belgeniz,
Bu sizin vesikanız. Bunlar sizi bağlar. Şimdi burada ilk sorudan başlayayım. Bu üç ana başlık altında ilk sorumu soruyorum. Bu kitapçıkta, bu broşürlerde, bu metinlerde İstanbul'un ana sorunu olarak hep ifade edilen ve Sayın Başkan'ın da her gittiği yerde büyük tehdit diye ifade edildiği depremle ilgili ne var? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Depremle ilgili bu bütçede hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nasıl anlatacağım? Şimdi deprem tedbirleriyle ilgili özellikle son İzmir depreminden sonra hepimiz deprem konusunda aslında nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı yeniden hatırladık. Ve bizler her birimiz depremle ilgili çok önemli işler yapmak için büyük gayretler ortaya koyduk. Şimdi arkadaşlar söyleyecekleri bir şey yok ya. Az önce Sayın Başkan'ını söylüyorum. Bağıranlar az sonra susarlar. Öyle dedi ya başkanınız öyle söyledi. Bağıranlar az sonra susar diye. Şimdi depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sayın Başkan'ın ne yaptığını size anlatacağım. Sayın Başkan, hadi seçimdeki sözlerini tutmuyorsun. O geçti gitti nasıl olsa. Fakat 5.8 Silivri depreminden sonra siz bu kürsüde geldiniz, dediniz ki ben İstanbul'la ilgili acil deprem eylem planı yapıyorum. Ve bu acil deprem eylem planımda bir yılda 20.000 konut dönüştüreceğim, 5 yılda 100.000 konut dönüştüreceğim, İstanbul'da 224 tane ağır hasarlı bina, 724 tane az hasarlı bina, 5.000 küsür tane ihbar var. Ben de her fırsatta şu soruyu sordum. Peki ne yaptın? Şimdi Sayın Başkan ne yapmış biliyor musunuz? Arkadaşlar, çok önemli bir iş yapmış başkan. Çok önemli. Kadem Bey takip ettin mi sen? Çok önemli bir iş yapmış. Tetikçi medyasına büyük bir mülakat vermiş. Ve büyük bir deprem manifestosu hazırlamış. Bu deprem manifestosunda Sayın Başkanımız diyor ki, bir, bilim kurullarımıza birlikte hareket ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Hızlı tarama yöntemiyle bilim kurullarımıza gerçekleştiriyoruz. Yapılması gerekenler hakkında görüşmelerimizi yapıyoruz. Bunu söyleyen kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı göreve geleli ne kadar oldu? Neredeyse ikiliye yaklaşıyor. Bol laf, iş, hak getire. Şimdi aziz kardeşlerim, bilim kurullarıyla görüşmek çok güzel bir şey. Bilim her zaman aydınlatıcıdır ve rehberdir. Buna hiç kimsenin itirazı yok. Fakat hangi bilim kuruluyla görüşürseniz görüşün, hangi bilim adamıyla görüşürseniz görüşün, size söyleyeceği tek bir cümle var İstanbul'la ilgili. Yapı stoğunuzu yenileyin. Yapı stoğunuzu yenileyin, bunu söyleyecek. Yapı stoğunu senler kadar yaparsan kurtulursun, merak etme sen. Yapı stoğunuzu yenileyin. Peki yapı stoğunu yenilemek için ne yapması lazım? Kentsel dönüşüm projesi yapmasınız, değil mi? Şimdi evet. Şimdi kentsel dönüşüm projesi yapması lazım, değil mi? Şu performans programında ve şu bütçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
2021 yılı için yaklaşık 29 milyarlık bütçesinde kentsel dönüşüme ayırdığı para ne kadar biliyor musunuz? Kadem Bey biliyor musun sen? 257 milyon. 257 milyon. 257 milyon. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorunun ne olduğunu çok iyi biliyor. Konutlar yenilenecek. AK Parti döneminde 1 milyar olan kentsel dönüşüm projesini 2021 yılında 257 milyona düşürüyor. Peki siz bu kentsel dönüşümü nasıl çözeceksiniz? Bütçedeki oranını 6 kat düşürüyorsunuz. 6 kat. Bakın, ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni anlatırken ne diyorum? 1. Samimiyetsiz, 2. Niyetsiz, 3. Beceri problemi var. Siz deprem konusunda ve kentsel dönüşüm konusunda asla asla samimi değilsiniz. Sayın Başkan diyor ki deprem konusunda bakanlıkla beraber çalışmamız lazım. Eyvallah. Ben şimdi buradan bütün aziz İstanbullulara sormak istiyorum. Bütün meclis üyelerine sormak istiyorum. Şu 2 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu bir tane kentsel dönüşüm projesi var mı? Yok. Bir tane riskli ilanı var mı? Alan ilanı var mı? Yok. Ya Allah aşkına. İşte esas İstanbul için felaket budur bu. Esas İstanbul'un felaketi bu. Bu. Şimdi efendim bu konuda kim ne yapacak? Yahu size kanunlar görev vermiş. 5393 sayılı yasa ve 5216 sayılı büyükşehir yasası bu sorumluluğu size vermiş. Siz yapacaksınız. Şimdi ben burada Sayın Başkan mülakatlarında diyor ki bakanlıkla beraber çalışmamız lazım diyor. Ben bütün İstanbulluların huzurunda ve Sayın Meclisimizde Sayın Başkan'a, Büyükşehir Belediye Yönetimi'ne şu soruyu soruyorum. Yaklaşık 2 yıla yaklaşıyorsunuz. Bu 2 yıllık süre içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ben şu alanı riskli yapı alanı ilan ediyorum diyerek, kentsel dönüşüm yapacağım diyerek bir müracaatınız oldu mu? Bir tane müracaatınız oldu mu? Bir tane yok. Bir tane yok. Bir tane yok. Peki, bakanlığa niçin müracaatınız var onu da söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Deprem riskindeki konutları taşıyacağınız, dönüştüreceğiniz alanların planlarına itiraz için Büyükşehir Belediyesi'nin onlarca müracaatı var. Onlarca, iptal edilmesi için onlarca müracaatı var. O da yetmiyor, yargıya gitmişler. Ya Anadolu'da bir tabir var. Bu ne perhiz, ne lahana turşusu. Eğer siz samimi olsanız bu konuda, bunu yapanlara gelir dersiniz ki, ya gel, biz de katkı sunabiliriz. Ben size komik bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bir bölgede dönüşüm yapıyoruz. Bakanla riskli alan olduğu için plan gönderdik. Bakın, çok komik bir şey söylüyorum. Teknik arkadaşlar çok iyi anlarlar. Alanın emsali 3'tü. 3 emsal Kadem Bey. Biz bakanla plan teklifi gönderdik. 1,5 emsale düşürdük. 3 emsali 1,5 emsale düşürdük. Büyükşehir Belediyesi itiraz edecek ya. AK Partili belediyeyiz ya. AK Parti yapmaması lazım ya. İtiraz etmiş bakanla. Ne diye biliyor musun? Yoğunluk artışı var diye. 3 emsal 1,5'a düşüyor. Yoğunluk artışı var, itiraz ediyor. Şimdi
Bakanla bunların iptal için itiraz ediyorsunuz. O yetmiyor. Kalkıp depremle ilgili çok şey yapmamız lazım diyorsunuz, gerisi yok. Çalıştay yapalım. Yapın. Görüşelim. Görüşün. Şimdi deprem konseyine takılmış, deprem konseyi kuralım. Yahu deprem konseyi de kursanız, çalıştaylar da yapsanız, yapacak bir tane iş var, konutları yenilemek. Ne yaptınız? Deprem bütçesini, kentsel dönüşüm bütçesini, kentsel dönüşüm bütçesini. Bakın arkadaşlar, yıl 2018. Kentsel dönüşüm bütçesi 1 milyar 13 milyon. Bütçe içindeki payı, %5. Yıl 2021, bütçe içindeki payı 0.8. İşte bu AK Parti, bu da CHP. Şimdi gelelim bugünkü konuya. Cumhuriyet Halk Partisi nerede bir kentsel dönüşüm çalışması olduysa, nerede bir proje üretildiyse hep buna karşı çıkmıştır. Hep buna karşı çıkmıştır. Şimdi mecliste şunlar AK Partili ilçelerin dosyası, bunlar da CHP'li ilçelerin dosyası. Kentsel dönüşüme ilişkin AK Parti ilçelerinin bütün planları oy çokluğuyla geçmiş. Niye? CHP hayır vermiş. Bu da CHP'li ilçeler hep oy birliğiyle geçmiş. Niye? Çünkü AK Parti siyaseti değil, insanı önceler. Oy birliğiyle geçmiş. Bakın arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. Bu ülkede kentsel dönüşüm, deprem konusunda konuşacak en son kişi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. En son konuşacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ne zaman bir kentsel dönüşüm projesi olsa, yahu Silivri'ye gittiniz, eylem yaptınız ya. Sonra da Sayın Başkan çıktı, bunu iftiharla takdim etti. Ne oldu? Hangisisiniz siz? Siz hangisisiniz Allah aşkına ya? Silivri konutlar yapılıyor diye gidip eylem yaptınız. Sonra törenle, hem de Sayın Başkan tweetinde şöyle yaptı. Kentsel dönüşümü, deprem odaklı kentsel dönüşüm konutlarımızı dağıtıyoruz diye yaptı. Kiptaş yaptı. Eyvallah. Kiptaş o zaman yaptı. CHP de eylem yaptı. Başka ne yaptınız? Bayrampaşa'da çok güzel bir proje yapıldı. Kentsel dönüşüm projesi. Cezaevi yeri kentsel dönüşüm için hükümetimiz tarafından Büyükşehir'e verildi. Büyükşehir'imiz orada konutlar yaptı. Siz ne yaptınız? En az 10 defa yargıya gittiniz. 10 defa plan iptali için gittiniz. Sonra bu işleri yapan adamı getirip kentsel dönüşüm daire başkanı yaptınız. Ya arkadaş, hangisisiniz ya? Bunu bir söyleyin ya. Hangisisiniz siz? Sonra da bu projenin iptal edilmesi için gece gündüz uğraşan adam kentsel dönüşüm daire başkanı oldu. Hemen konutların yanına koştu. Reklam yapmak için konutları dağıtıyoruz dedi. Ha, bu bir komedi mi, trajedi mi onu bilmiyorum. Ama bunun tıbbi bir izahı vardır. Onu da ben bilmiyorum. Doktor değilim çünkü. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi samimiyetsizliğini her zaman ortaya koydu. Ve burada özellikle deprem konusunda ve kentsel dönüşüm konusunda Cumhuriyet Halk Partisi 60 katımız fazla laf ediyor. İşe geldiği zaman tısıyorlar. İşte bütçeyi 6 kat düşüreceksiniz. Ve siz ondan sonra çıkıp bu konuda çok önemli işler yapmalıyız diyeceksiniz. Buna kimseyi inandıramazsınız. Hani Yunus Emre diyor ya,
Ne diyor Yunus Emre? Gönülden çıkan gönle gider, dudaktan çıkan bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Gönülden konuşun, gönülden. Gönülden konuşun bu milletle. Bu milletin gönül dilini anlayın. Öbür taraftan çok fazla vakit almamak için, çünkü Büyükçekmece Belediye Başkanı bu mecliste deprem konuşmadık dedi. Bizzat ben 35 dakika deprem konuştum. Önümüzdeki günlerde sizin bütün bu söylediğiniz yalanları da içine alan büyük bir deprem konuşması yapacağım. Sizin bu derse ihtiyacınız var. Bu dersi anlatmam lazım size. Yoksa sınıfta kalacaksınız. Şimdi 3 tane yalanınız var. Kayıtlara girsin diye bu 3 yalanınıza cevap vermen gerekir. 1. Bugüne kadar ne yaptınız? Bakın söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde, altını çizerek gururla, iftiharla söylüyorum. Bu İstanbul'da depremle ilgili yapılacak bütün bilimsel altlıkları, depremle ilgili toplanacak bütün verileri, depremle ilgili hazırlanacak bütün senaryoları sonuna kadar hazırlanmış ve dünyada en önemli örnek teşkil eden Los Angeles ve Tokyo'nun önüne geçmiş bir benchmark kenti olmuştur. Bunu bilin, bilin, bilin. İşinize gelmese de böyle. Şimdi ilçelerle ilgili efendim hasar senaryoları vesaire gönderiyorlar. Sultanbeyli ilgili yazmışlar. 45 bin yapı sıkıntılı diye. Ya bunları kim yazdırdı size ya? Sultanbeyli'de 38 bin yapı var. Sultanbeyli'de 38 bin yapı var. Büyükşehir raporunda, Büyükşehir raporunda ne demiş? 45 bin. Ya bunlarda da bari illüzyon yapmayın ya. Ha, bir başka konu. Şimdi aziz İstanbullular. Bir başka konu var. CHP bol keseden yalan söylediği bir konu. Toplanma alanlarını AVM yaptınız. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Devletin şurası toplanma alanı diye ilan ettiği bir tane alan gösterin ki imara açılmış. Yahu siz bizim plan leşatlarımızda toplanma alanı diye bir kavramın olmadığını bilmiyor musunuz? Bir tane gösteremezsiniz. Yalan söylüyorsunuz. 3. Deprem vergileri ne oldu? Şu anda vakit almamak için bütçeyi değerlendireceğim çünkü ayrıntılara girmiyorum. Sadece rakamı söylüyorum. Deprem vergileri toplanan rakamın 8.3 katı depremle ilgili harcama yapılmış. Bunu da kulağınıza küp olsun. Evet, ben depremle ilgili özetle şunu söylüyorum. Deprem bütçesini, bütçe içindeki payını 6 kat düşürdünüz. 1 milyarlık bütçeyi 257 milyona düşürdünüz. Sizin yapacağınız şey halkın huzuruna çıkıp depremle ilgili laf etmek değil, boynunuzu yere dikip dersinize çalışmak. Dersinize çalışın. İstanbulluları kandırmayın. Depremi söyledik. Ne dedim? Bu bütçede farkındalık ve gerçeklikte ne var? Gelelim raylı sistemlere. Şimdi Sayın Başkan şunu söyledi. Ben bu şeyi yaparken, bu çalışmaları yaparken bu kitapçıklara şu soruyu sordum. Yeni ulaşım yatırımı var mı diye sordum. Yeni metro yatırımı var mı diye sordum. Yok. Ama Sayın Başkan büyük metro hamleleri yapıyoruz diye duyurdu. Şimdi bakalım ne kadar büyük metro hamleleri varmış. Şöyle bir el atalım. Bizim dönemimizde bitmiş, ihalesi yapılmış, planlanmış, projesi bitmiş yaklaşık 630 kilometre metro var. Bitmiş, ihalesi yapılmış, planlanmış yaklaşık 630 kilometre. Şimdi
Şimdi başkanın da taahhüdü şu: ben AK Parti'nin yaptığının 10 katını yapacağım. Bir yerde böyle diyor. Bir yerde diyor ki 2 katını yapacağım. Bir yerde diyor daha fazlasını yapacağım. Ben de ortalamasını aldım. Ve sonra dedim ki ben mecliste Sayın Başkan'a şu soruları sorayım. Bir, göreve geldiğiniz günden bugüne ulaşımla ilgili bir tane yeni yatırım başlattınız mı? Projesini yaptınız mı? İki, yeni kaç kilometre metro planladınız? Yeni bir metro ihalesi yaptınız mı? Yeni bir metro temeli attınız mı? Yeni köprü, kavşak, herhangi bir şey yaptınız mı? Yaptılar mı arkadaşlar? Hadi ben belki görmedim. Siz hepiniz farklı ilçelerdensiniz. Yaptılar mı arkadaşlar? Yaptılar mı? Yok. Ama neyi yapmışlar biliyor musunuz? Ulaşım yatırımları 2018 senesinde bütçenin %17,5'una tekabül ederken 2021 yılında bunu %9'a düşürmüşler. Büyük başarı değil mi? Sayın Başkan ne demişti hatırlayın? Ben İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım demişti. Evet, başkanın gündeminden çıkmış. ...2018 yılında ulaşım bütçenin %17,5'u, şu anda %9'u. Şimdi böyle bir tablo varken sizin bu konuda çok söz söylemenizin bir anlamı yok. Ancak şimdi ben burada performans kitabına bakacağım. Peki Sayın Başkan performans kitabında ne diyor? Çok ilginç bir şey söylüyor. Arkadaşlar buraya bakın. Özellikle Doğan Bey baksın. Doğan Bey'e çok kötü bir haber var burada. Evet, çok kötü bir haber var. Diyor ki performans kitabı, yani resmi belge, biz diyor 2021 yılında evet 2.9 kilometre metro yapacağız diyor. 2.9 kilometre metro yapacaklarmış. Sayın Başkan'ın seçimde vaat ettiklerini 2.9 kilometreyle devam ederse bitirmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var? 2150 yılına kadar zamana ihtiyaç var. 2150 yılına. Ben bir gazeteci olsam şöyle bir manşet atarım: İBB Başkanı'nın seçim vaatleri 2150'ye kaldı. 2150. Hatırlarsanız geçen ben burada bir cümle kullanırken Doğan Bey bir açık buldum diyerek koşa koşa kürsüye geldi ve dedi ki biz dedi 3-4 yıl sonra yaptık diyeceğiz dedi. Ben Doğan Bey senin adına üzüldüm. 2150'ye kadar nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Allah sana hayırlı ömür versin. İnşallah 2150'de gelip burada anlatırsın bunu. 2157 yılı, 150 yılında Sayın Başkan hedeflerine ulaşacak. Fakat şimdi bugün bir şey daha gördüm. Sunumda 11 nokta küsür kilometre dedi. Şimdi gerçekten Sayın Başkan derslere hiç çalışmamış. Bakın bir şey daha var. Bu bütçe kitapçığını okurken bir şey dikkatimi çekti. Ney biliyor musunuz? Sayın Başkan duymasın, üzülür. Bürokratları da başkanın sözüne inanmamış. Hiçbir seçim vaadi burada yok. Hiçbir seçim vaadini buraya koymamışlar. Evet, böyle bir gerçek var. Şimdi metro maalesef bu noktada. 11.9 kilometre metro yapacağım 2021'de. Burada 11.9 oldu. Bize gelen ilk taslakta neydi biliyor musunuz? Sonra fark ettiler, 17.8'di. 17.8. Şimdi burada 11.9 oldu. Performans kitabında da 2.9. Ya bu nasıl bir şey ya? Bu ne kadar ciddiyetten uzak bir yaklaşım? Şimdi
11.9 metroyu yapmak için gereken para ne kadar biliyor musunuz? 5 milyar Türk lirası. Peki bütçeye koyduğunuz para ne kadar? 2 milyar. Ya milletin aklıyla alay etmeyin ya. Bu 16 milyon İstanbul var ya, erdem sahibidir, akıl sahibidir, irfan sahibidir. İletişim illüzyonlarını bakışlarıyla ve basiretleriyle çok çabuk anlarlar. Yapmayın. Evet, gelelim otopark meselesine. Gelelim otopark meselesine. İstanbulluların gerçekten en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden bir tanesi otopark meselesi. Sayın Başkanımız seçimde çıktı, dedi ki ben her yıl 20 bin, 5 yılda da 100 bin otopark yapacağım. 100 bin kapasiteli otopark yapacağım dedi. Ve hatta bir televizyon programında Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinleyince şöyle dedi. Ben İstanbul'a ulaşımı, otopark meselesini sorun olmaktan çıkartacağım dedi. 100 bin. Şimdi 100 bin. Peki arkadaşlar, bu seçim vaadi, şu seçim vaadi, bu da kitapçığa koydu. Yani resmi belge, yapacağı, performans. Ne diyor? 2021 yılında 2500 araç kapasiteli otopark yapacağım diyor. Ben demiyorum valla, kitapta yazıyor. 2500. Peki nereye gitti yılda 20 bin araçlık kapasiteli otopark? Ya siz seçimde hesap kitap yapmadınız ya da siz seçimde sayı saymayı biliyordunuz. Buraya gelince sayı saymayı öğrendiniz. Ve şimdi başkan işin kolayını bulmuş, bahanesini pandemiye yüklüyor. O bahane değil. Evet, pandemi hepimizi zorlayan, elbette tedbir almamız gereken bir konu. Ama buyur, İstanbullulara verdiğiniz söz burada ve gerçek de burada. Ha, Sayın Başkan'ın bu 100 bin hedefine ulaşması için eğer her yıl 2500 yaparsa 2040 yılına kadar zamana ihtiyacı var. 2040 yılına kadar zamana ihtiyacı var. 2040 yılına kadar zamana ihtiyacı var. Ve böylece 20 senede bitiyor. Bu 20 sene bilmiyorum nasıl olacak. Gelelim az önce konuşmasını sunarken son dilimde yeşillerden bahsetti. Şimdi arkadaşlar şu vaat kimin? Muhammed kimin? Yaşam vadileri yapacağım diyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız söylüyor. İnanacağız. Seçimde diyor ki ben 15 tane yaşam vadisi yapacağım diyor. Değil mi? 15 tane yaşam vadisi. Peki bu kitaplarda 2021 yılında Büyükşehir'in ne yapacağını yazıyor. Burada bir tane yaşam vadisi sözü bile geçmiyor. Sadece yaşam vadisi bizim yapmış olduğumuz 3 tane, bir tanesi Kemerburgaz, bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın 1000 yıldır yetiştirdiği orman, bir de şimdi Tuzla. Ya arkadaşlar, Hazır'a orman bile dayanmaz. Hazır'a orman bile dayanmaz. Hazır'a gerçekten orman bile dayanmaz. Şimdi siz baktınız yaşam vadileri yapamayacaksınız. Hiç olmazsa dediniz şu otoyolların kenarındaki dikey bahçeleri de sökelim. Gerçekten bazen insan aklı selimle düşünüp bir soru sormak istiyor. Ya dikey bahçelerde ne istediniz ya? Ne istediniz o yeşillerden ya? Hani siz çevreciydiniz? Bir yaprağı, bir canlıyı koparmak nasıl bir vicdani muhasebedir ya? Sadece AK Parti'nin izini silmek, AK Parti'nin marka değerini silmek için boşuna uğraşmayın. Siz istediğiniz dikey duvarlardaki bahçeleri silin. AK Parti bu milletin gönlünde yerini bulmuş ve gönlünde yer etmiş. Siz ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Evet, şimdi gelelim sosyal yardım meselesine.
Şimdi dedim ya, ben bu bütçede farkındalık ve gerçeklik olarak 4 soru soracağım. 1. Deprem ilgili ne var? Ulaşımla ilgili, metro ile ilgili ne var? Otoparkla ilgili ne var? Bir de sosyal yardımla ilgili ne var? Bunu soracağım dedim. Şimdi arkadaşlar, şu 4 tane görüntüye çok iyi bakın. Şu AK Parti dönemindeki sosyal yardım yönetmeliği. Çok iyi bakın. Sosyal demokrat arkadaşlar. Az sonra size bir şey söyleyeceğim. Şu AK Parti dönemindeki sosyal yardım yönetmeliği. Şu da, buraya iyi bakın arkadaşlar. Bu da şu anda hukuk komisyonumuzda Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li belediyesinin değiştirin diye gönderdiği yönetmelik. Bu da o. Şimdi bizim dönemimizdeki yönetmelikte diyor ki bütçenin %3'ünü geçmemek üzere ödeme yapabilirsiniz. Sonra Sayın Başkan dedi ki bu %3 az efendim dedi. Olur mu %3? Ben bunu 15'e çıkartıyorum dedi. Meclise getirdi. Mecliste biz bunu kaça çıkarttık? %15'e çıkarttık. Bu da %15'e çıkarttığımız karar. Bu da Sayın Başkan'ın tweet'i. Engellediler tweet'i. Sonra tepki duyunca teşekkür tweet attı. Bakın, bu AK Parti dönemindeki yönetmelik, bu sonra %15'e çıkartılan yönetmelik, şimdi gelen yönetmelik ne biliyor musunuz? 3'ü de kaldırıyorlar. 3'ü de gitsin, 3 de yok. Peki, şimdi yönetmelik bu, şu bu, peki şu bütçede ayrılan para ne kadar? Ne kadar biliyor musunuz? %2. Ya Sayın Başkan, koşa koşa bütçeyi %15'e çıkartın diye geldiniz. Ya bari hiç olmasa 3'ü geçeydiniz. %2. %2. Ya Allah aşkına, siz hangisiniz ya? Fakir fukaranın hayalıyla oynamayın. Onların umutlarıyla oynamayın. Ha, İstanbullular müşteri olsunlar. Bu getirdikleri yönetmelikle fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz. Onların insafına terk etmeyeceğiz. İstanbul halkının hukukunu koruyacak ne varsa bu yönetmeliği tadilen getireceğiz. Bunu da herkesin böyle bilmesi gerekir. Şimdi Sayın Başkan, niye rahatsız oluyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, buraya gelenler İstanbul'a gelmedi, ben İstanbul'dayım. Evet. Şimdi yatırım bütçesi, bir kurumun vizyonunu ve perspektifini bütçeye koyduğu yatırım bütçesi belirler. Şimdi 2019 yılında 11.3 milyar olan yatırım bütçesi kaça düşmüş? 9 milyara. 2019 yılında bütçenin %47'si yatırım bütçesiyken şu anda yatırım bütçesi %32'ye düşmüş. 2018'den bu tarafa %32 yatırımı azaltmışsınız. Hele hele az önce dedim ya, inovasyon, Ar-Ge ne var? Onlarda ise zaten bütçede hiçbir şey yok. Şimdi Sayın Başkan'ın çok meşhur bir sözü vardı değil mi? Vizyon ve perspektif açısından şöyle bir analiz ettiğimizde İstanbul'a hangi yeni kaynaklar ürettiniz diye soracağız. Sayın Başkan ne söyledi? Buraya çok iyi bakın arkadaşlar. Seçimden önce çıktı dedi ki, ne dedi seçimden önce? İstanbul nimet, nimet dedi değil mi? Dedi değil mi arkadaşlar, duydunuz siz? İstanbul'un kaynakları çok müsait, İstanbul'un bütçesini %50 artıracağım dedi. Bunu söyledi bakın. Bunu söyledi. Peki
İstanbul'un bütçesini %50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan, İstanbul'un ana damarını oluşturacak yatırım bütçesini %32 azaltıyor. Bunu fotobülo hazırlarken bir şey dikkatimi çekti şurada. Esnafın yüzü gülecek diyor. Var ha, bu bütçede acayip esnafın yüzünü güldürecek şeyler var. Az sonra onları da söyleyeceğim. Şimdi Sayın Başkan şunu söyledi. İstanbul'un bütçesini %50 artıracağım, %32 küçülttü. Sonra dedi ki İstanbul nimet, kaynakları var, bulacağım. Başka ne söyledi? Sözde vakıflara, derneklere para aktarılıyordu. Ben bu parayı kestim, yatırıma dönüştüreceğim dedi. Ya bu cümleyle yanlış söyledi? Eğer bu cümleyle yanlış söylemediyseniz, bu paralar nerede? Bu paralar nerede? Bütçe küçülmüş, yatırım küçülmüş. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? Hani sözde derneklere, vakıflara paralar aktarılmıştı, bunu kesecektiniz. Nerede paralar? Yok. Şimdi 2019 yılında bakın %50 bütçeyi artıracağım diyen %50 bütçeyi artıracağım diyen %50 bütçeyi artıracağım diyen başkanın bütçeyi getirdiği noktayı söylüyorum size. Bakın çok iyi bakın. 2019 yılında öz kaynak, bütçe içindeki öz kaynak %24. Bütçeyi iki katını artıracak ya. Vakıf ve derneklere para gidiyordu, onları kesecekti ya. Artacaktı, artmış. Nereye? %19'a düşmüş. Evet, %19'a düşmüş. Sayın Başkan, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Merkezi hükümet gelirleri olmasa bırakın antikot yemeği, Sayın Başkan musakka bile yiyemez. Ciddi söylüyorum bunu. Musakka bile yiyemez. Peki, bütçeyi bu temel perspektifle değerlendirdim. Peki bu bütçede hiç mi bir şey yok? Evet, Allah için var. Ne var? Acayip zamlar var. Müthiş zamlar var. Ney? Vergi gelirlerinde %37 zam var. Başka? Evet. Aziz İstanbullular. Büyükşehir'in az önce gösterdim ya size. Esnafın yüzü gülecek diyordu ya. Büyükşehir'in herhangi bir yerinde kiracıysanız, büyükşehir'in herhangi bir işletmesini yapıyorsanız, kiranıza ya da giderinize Büyükşehir Belediyesi %150 zam yapacak. Buyurun. %150. %150 zam yapacağını söylüyor. Demek ki esnafın yüzünü Büyükşehir Belediyesi böyle güldürecek. Allah aşkına. Bu kadar yüksek vergi artışını nasıl sağlayacaksınız? Bu esnafa kan mı ağlatacaksınız? %150 ya. Hani Sayın Başkan'ın bir sözü vardı. Ne diyordu Yavuz Selim? İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım. Galiba İstanbul'da hayatı ucuzlatacağım cümlesinin karşılığı esnafa %150 zam, büyükşehrin topladığı vergilere %37 zam. Yapmayın. Evet. Bu bütçede müthiş bir israf var. Şimdi özellikle bu gözle bu bütçeye çok iyi bakın. 2019 yılında bütçedeki mal alım ve hizmet alımı %25. Bütçe içindeki payı %25. Peki 2020 yılında bu oran kaç? %35. 6 milyardan
10 milyara çıkıyor. Ve öyle bir şey var ki 2 senede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dolar hesabını yap, yüzde kaç gelmiş başkan seçildikten sonra, matematik biliyorsan. Muhtemelen matematikte sınıfta kalmışsındır sen. Muhtemelen matematikte sınıfta kalmışsındır. 2 yılda bütçe %25 artmışken, mal ve hizmet alımı %70 artmış. Şimdi Allah aşkına, bir bütçede bütçe %25 artmışken mal ve hizmet artımı %70 ise bunun anlamı şu: bir, mal ve hizmet alımı ne demek biliyor musunuz? Mal ve hizmet alımı şu demek: yarın kullanmayacağınız ürün demektir. Bu demektir ki bol miktarda israf, bol miktarda buşon parası ödenecek, bol miktarda evet reklam yapılacak. Peki bu bütçede başka ne var? Ben biliyorum çok rahatsız oluyorsunuz. Hakikatleri duymak sizi rahatsız ediyor. Peki bu bütçede ne var başka? Şimdi bakın, şu tablo Büyükşehir Belediyesi'nin encümene sunduğu bütçe özet tablosu. Şimdi özellikle sosyal demokrat arkadaşlara, Ali Seyit abi sen iyi bak abi, senin uzmanlık alanlardan birine giriyorum. Sosyal demokrasi dediğimde iki kavram aklımıza gelir değil mi? Üretim ve istihdam. Şimdi ben kitabını yazdım, merak etme sen. Şimdi şu Büyükşehir Belediyesi'nin encümene sunduğu tablo. Bakın ne diyor? Üretime yönelik mal ve hizmet alımı, malzeme alımı yüzde kaç büyümüş biliyor musunuz? Eksi yüzde. Yani %100 küçülmüş. Üretim %100 küçülmüş. Peki artan ne? Artan ne biliyor musunuz? Evet. Ne olacak zaten? Ben ne diyorum? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 milyar bütçesi olan bir reklam ajansı gibi çalışıyor diyordum ya. Şimdi 29 milyar bütçesi olan reklam ajansı. Ne artmış biliyor musunuz? Bütün artışları sollamış. Bir zam var bundan önce. İki, %104 artan ne var biliyor musunuz? %104 artmış. Ahmet Başkanım ne kadar artmış biliyor musunuz? %104. Ney? Temsil ve tanıtım giderleri. Reklam giderleri. Reklamlar. Bu. %104 artmış. Bu şunu gösteriyor. Bu bütçede bol bol, evet, reklam olacak, tanıtım olacak, bol bol fahiş fiyatlarla, ürünler alınacak. Peki başka ne var? Evet, sosyal demokratlar size söylüyorum. Başka ne var? İşçi giderleri %9 azaltılıyor. Ali Seyit abi iyi din bak. %9. Ali eğer %10 ile %11 arasında zam yapacak olurlarsa, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlar, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi sizin %20'nizi işten çıkarmayı kafaya koymuş. Bu anlama geliyor. 586 milyonluk ödemeyi 516 milyona düşürerek %9 azaltıyor. Bunun anlamı şu: işçi çıkartacağız. Ya hani söz verdiniz? Ve eğer %11-12, ben söylemiyorum sevgili kardeşim, burada yazıyor. Okuma yazman var mı Aç bak, okuma yazman varsa al bak.
Okuma yazman varsa bak bağırma. %9 işçi giderleri azaltılmış. Bir sözleşme gereği %11-12 zam yapılacağını düşünürseniz, Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki yıl %20 insanı işinden edecek. Evet, inşallah etmezsiniz. İnşallah etmezsiniz. Peki, şimdi gelelim Sayın Başkan'ın sunumu çerçevesinde. Sayın Başkan, tabii süre konuştunuz. Bitiriyorum. Epeyce bir buçuk Bitiriyorum saat efendim. Oldu. Şimdi anlıyorum benim olduğum kürsüde benim olduğum an dayanamıyorsun. Uzun yok, konuşuyorsun ama. Ben yani, size değil, İstanbullulara konuşuyorum. Toparlarsan sevin oluruz. Hadi. Sayın Başkan'ın şimdi arkadaşlar Sayın Başkan hem buradaki arkadaşların hem buradaki arkadaşların övgülerine alışkın olduğu için hakikatleri duyduğu zaman doğal olarak bir takım incinme olabilir ama ben cümlelerime çok dikkatli ve kelimelerime çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Şimdi Sayın Başkan bu kürsüde hükümete söylemediğini bırakmadı. Geçmiş dönemin becerisizliğinden bahsetti. Bakın şimdi ben size bunda bu mevcut yönetimin büyük becerisinden bahsedeyim. Şu anda bütçenin özeti bu arkadaşlar. Lütfen iyi bakın. 25 milyar bütçede gelir öngörülmüş. 28.900 gider öngörülmüş. Aradaki farkları da borçlanma vesaire demiş. Sayın Başkan hiç şuraya girmedi. 2021 yılında ne kadar borçlanma isteyeceğiz buna hiç girmedi. Orası mayınlı bir alan çünkü. Hemen şuradan 3.4'ü söyledi. Niye? 3.4 hafif bir rakam çünkü. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği bütçede ne kadar borçlanma var biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz? Yaklaşık 9 milyar. Yaklaşık, Serkan'cığım bir dakika. Serkan beni inlesen boş ver. Yaklaşık 9 milyar borçlanma var. Şimdi yaklaşık 1 milyar da İETT'nin borçlanması var. 2021 yılında şu andaki Büyükşehir Belediyesi'nin talep ettiği borçlanma yaklaşık 10 milyar. 10 milyar, yaklaşık 10 milyar. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi verimli kullanması için gereken rakam ne biliyor musunuz? Burada 28.900 yazıyor ya. Aslında gider bütçesi bu Büyükşehir Belediyesi'nin 34,5 milyar. 34,5 milyar. Şimdi az önce Sayın Başkan, başkanın cümlelerine çok dikkat ettim. Niye dikkat ettim? Şunun için dikkat ettim. Çünkü maksadımı aşan asla kimsenin kalbini kıracak bir kelime kullanmamaya, cümle kullanmamaya özen gösteriyorum. Çünkü dünyada bir kalpten daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Geçmiş dönemle ilgili çok ağır bir ifade kullandı. Onların becerisizliğini kapatıyoruz dedi. Şimdi soruyorum size. Geldiğiniz günden bu tarafa 14.1 milyar borçlanma vermişiz. 14.1 milyar. 10 milyar da şimdi 24 milyar. El insaf ya. 2 yılda bu kenti soktuğunuz borç miktarı 24 milyar. AK Parti döneminin bütün yıllarını aldığınızda ortalama 5 milyarı geçmiyor. Ve o kadar yatırım yapmış. Sizde bunların hiçbir tanesi yok. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimde bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı ortaya koyan bir vesikadır. Ama bu bütçe, altını çizerek söylüyorum, aziz İstanbullulara da söylüyorum, şu gördüğünüz bütçe bir sonraki dönem burada olmayacağım diyen bir belediye başkanının bütçesidir. Çünkü
bir sonraki dönem burada olacağım diyeceğim bir belediye başkanı 2 yılda bu kenti 25 milyarlık borca mahkum etmez. Bu bütçe ciddiyetten uzak ve tutarsızlıklarla doludur. Bu bütçe samimiyetsizdir. Bu bütçenin ruhu yok. Gerçekten bütçe öyle hazırlanmış ki böyle çala kalem görevlerimiz yerine geçsin. Diyorum ya size, bir konu için 3 tane ayrı rakam. Taslak 17 nokta küsür, kitapta yazan 2 nokta küsür, başkanın sunduğu 11 nokta küsür. Bu bütçe idari maslahatçıdır. Bu bütçe, evet, şehri değil, günü kurtarmayı hedefleyen bir bütçedir. Bu bütçe şehri küçülten bir bütçedir. Zira bu bütçe yatırım değil, bu bütçe harcama bütçesidir. Bu bütçe diyor ki, CHP yönetimi sayesinde, burayı iyi dinleyin, bu bütçe diyor ki, CHP yönetimi sayesinde 2020 gitti. 2021 de gidecek. Allah korusun, 2023 İstanbul 94 öncesine dönecek. Allah korusun, yeniden kuraklıklar, yeniden çöpler, yeniden Haliç kokusuyla tanışacaksınız. Allah korusun. İnşallah olmaz. Bu bütçe bunu söylüyor. Buradan çıkaracağım şey şudur, biliyor musunuz? Bu bütçe İstanbul'un geleceğinden çalmaktır. Bu bütçe İstanbul'dan vazgeçmektir. Bu bütçe 16 milyon İstanbullunun geleceği değil, sadece ve sadece Sayın Başkan'ın siyasal kariyer hedeflerinin oluşturulması için oluşmuş bir bütçedir. Ha, yönetim ve beceri zorlamayla olmaz. Ama İstanbul yönetim ciddiyeti hak ediyor. İstanbul iyi niyeti hak ediyor. İstanbul kendisi için kaygılanmayı hak ediyor. Mevcut kazanımlarını korumayı, geri gitmemeyi hak ediyor. Yeni iletişim illüzyonlarıyla aldatılmayı asla hak etmiyor. Ama maalesef CHP zihniyeti bu. CHP zihniyeti bu. Çünkü CHP zihniyeti bugüne kadar, var olduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman için bu milletin menfaatlerini öncelememiş, kendi menfaatlerini öncelemiştir. Hiçbir zaman için CHP, evet, hiçbir zaman için milletin menfaatleri için değil, kendi menfaatleri için. Bir başka şey ise, CHP her zaman halkı ve halka hizmet etmeyi kendi menfaatlerinden bir türlü fırsat bulup da bunu tercih edememiştir. Ve hele hele Sayın Başkan'ın son günlerde listeleri alt üst eden videosundan sonra bunu çok daha iyi anlıyoruz. Ülkesini bir başka ülkeye şikayet eden. CHP her zaman halksız halkçılığı savunmuştur. Halksız halkçılığı savunmuştur. Onun içindir ki CHP zihniyetinden başka bir şey beklemiyoruz. Evet, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ama tabii ki üzülüyoruz. Şimdi ben burada 16 milyon İstanbullular adına Sayın Başkan'a şu soruları sormak istiyorum. 1. Sayın Başkan, İstanbul'un yatırım bütçesini niçin kısıyorsunuz? İstanbul'a neden yatırım yapmıyorsunuz? Yatırımı bu kadar kısarak istihdamı nasıl artıracaksınız? Mal ve hizmet alım bütçesini 2 yılda %70 artırmayı nasıl başardınız? İşçi giderlerini neden azaltıyorsunuz? Ne kadar işçi çıkarmayı planlıyorsunuz? Temsil ve ağırlama giderlerini %104 niçin artırdınız? Herhangi büyük bir projeniz var mı? Varsa o proje bu bütçede ne kadar para ayırdınız? Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden yerine getirmiyorsunuz? Yoksa sözünde durmak tabiri sizin için bir anlam ifade etmiyor mu? Bu soruları İstanbullular adına soruyorum. Bir de
İstanbulluları temsil eden meclis üyelerine soru sormak istiyorum. Saygıdeğer meclis üyeleri, muhtemelen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar incelememiştir. Çünkü onlar yukarıdan geldiği gibi kabul ederler. Sizler incelemişsinizdir. Şimdi size soruyorum. Şimdi Kolonya'cı arkadaşlar, sonra dağıtık Kolonya'yı. Şimdi meclis üyesi arkadaşlarıma şu soruyu sormak istiyorum. Bu bütçede İstanbul'un geleceğe dair herhangi bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Bu bütçede yerel kalkınmaya dair herhangi bir şey gördünüz mü? Bu bütçede sosyal adalete dair bir şey gördünüz mü? Peki bu bütçede istihdam artırıcı bir şey gördünüz mü? Bu bütçede İstanbul'un kadınlarına dair bir şey gördünüz mü? Bu bütçede İstanbul'un çocuklarına dair bir şey gördünüz mü? Bu bütçede İstanbul'un gençlerine dair bir şey gördünüz mü? Peki bu bütçede İstanbul'un yaşlılarına dair bir şey gördünüz mü? Hayır. Bu bütçede İstanbul'un engellerine dair bir şey gördünüz mü? Hayır. Mesele bu kadar basit. Mesele bu kadar basit. Bu bütçe İstanbul'un ruhuna, İstanbul halkının geleceğine değil, bu bütçe tamamı ve tamamıyla bir PR şirketinin kurgusu üzerine hazırlanmış, ruhuyla ve anlayışıyla hayır diyeceğimiz bir bütçe. Ancak teknik olarak evet deme durumunda olduğumuz için evet diyeceğimiz bir bütçe. Bu vesileyle bu bütçenin hayırlı olmasını, İstanbul için hayırlı olmasını diliyor, emeğe geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, Tevfik Bey'e teşekkürler. Şimdi Gökhan Bey, sizi davet edeceğim ama girizgahınızı yapana kadar ben birkaç dakika olmayacağım burada. Onun için girizgahınız esnasında olamayacağım için kusura bakmayın. Sayın Gökhan Yüksel'i Cumhuriyet Halk Partisi adına davet ediyorum. Tabii. Ben de hazırlık yapıyorum. Hazırlama yapıyorum ben de. Kaç dakika konuşayım sen söyle.